En son soru çözmüştük. Ne ile ilgili soru çözmüştük? Sayılarla ilgili. Değil mi? Üstleri vardı. Negatif, pozitif, çift, tek. Sonra bir tane de en son ardışık sayılarla ilgili bir soru çözdük mü? Hani böyle basamak basamak. Öyle bir soru çözdün mü sizde de? Evet hocam, çözdük. Çözdük değil mi? Hani 127 çıkan soru. Evet. Tamam. Sonrasında da ben önceki haftadan eklemiştim zaten. 5. haftanın videosunu izleyen var mı aranızda? Sayı basamaklarıyla ilgili bir video yükledim arkadaşlar sisteme. Onu izlediniz mi? O videoları aslında siz önceden... Evet hocam, izledik. İzlediniz. Derse gelmeden önce izleyin diye koyuyorum. Yine aslında kolay bir konumuz. Biz biliyorsunuz konuyu hızlıca geçip nasıl soru çözeceğiz bu konuyla ilgili, ona bakacağız. Ama bir taraftan hala yoklama alıyorum arkadaşlar. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki, bugün biraz geç geliyor. Şu quiz sorusunu çözümlerine baktınız mı? Ne yapmışız, ne etmişiz? Artık bir aydınlatın bizi. Artık söyleyin değil mi? Arkadaşlar ben şu anda da halimden belli oluyordur belki de, bu konuda çok özür dilerim ama çok hastayım bir haftadır. İnanın çok kötüyüm yani. Böyle zaten bugün de derste bir ders yapıp kapatacağım. Yani çok halsizim. Böyle tabii dinleniyorum bir yarım saat. Bir yarım saat ders yapıyorum. Bu kadarlık halim var. Evet, baktım. Hatta notlandırdım da. En kısa zamanda size bu konuyla ilgili bilgilendirme yapacağım. Ama şimdi bunları konuşursak şey yapamayacağım yani. Hem halim kalmayacak, hem de konuyu anlatamayacağız. Orada vaktimiz geçecek. İki ders açamayacağım dediğim gibi. O şeyle ilgili de o zaman şöyle bir şey yapalım. Notlarınızı merak ediyorsunuz tabii ki. Değil mi? Nasıl yapalım? Şimdi ben aslında şunu düşündüm. Yani şimdi ben tek tek hani bunu bir liste yaptım. Listeyi sunsam herkes birbirinin notunu görmüş olacak. Bundan rahatsız olan arkadaşım olabilir. Derste yüzlerinize okusam yine aynı şekilde olacak. Açıkçası nasıl söyleyeyim yani, nasıl bir karar verelim onu bilemediğim için. Ya tek tek mail atabilirsiniz ya da tek tek WhatsApp'tan yazabilirsiniz. O mesela, da uğraştırır gerçi sizi. Yani numaralarınızın içine herkesin kime ait bilmiyorum ya. O yüzden aslında en güzeli sistemden geri dönmek. Öyle düşünüyorum. Sistemden geri döneyim. Bak evet Şahol, güzel düşündün bu. Sistemden herkese yazabilirim. Hem de hani yorumlayarak. Çünkü birkaç kişiye bir şey söylemek istiyorum. Bilmiyorum anladınız mı ama birkaç kişiye söyleyecek birkaç kelimem var yani. Sizin sınıfta olabilir bu arada. Çok emin değilim. Ama bazı notlar aldım tabii kendimce. O konuda konuşacağız. Dediğim gibi şunu birazcık aceleye getiriyorum arkadaşlar. Yani şunu mutlaka işlemem gerekiyor. Böyle daha çok soru çözebilmemiz için birazcık ilerleyelim istiyorum ama evet, birkaç parça bir şey daha konuşmamız gerekiyor. Konuyu bir anlatalım. Eğer vaktimiz kalırsa üstüne konuşuruz, olur mu? Ben şu anda açmaya çalışıyorum zaten. Konu pekiştirme testimizi çözmüştük. Evet, doğal sayılarda çözümleme. Şimdi hızlıca buraya bir başlayalım arkadaşlar. Çok aslında bildiğiniz bir konu, tekrar söylüyorum. Şimdi şunu bir büyütelim. Sonra ekran paylaşımı yapalım. Evet, burası. Şimdi arkadaşlarım, doğal sayılarda çözümleme. Yine biz nerede çalışıyoruz? Doğal sayılarda çözümleme yapıyorsak doğal sayılarda çalışıyoruzdur. Yani artık pozitif sayılar çalışıyoruz ama doğal sayılar biliyorsunuz sıfırdan başlayıp artı sonsuza kadar gidiyordu. Bir basamaklı, iki basamaklı, üç basamaklı, dört basamaklı, beş basamaklı, altı basamaklı diye ne yapabiliriz? Devam edebilir arkadaşlar bu iş. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bir sayıyı oluşturan rakamların her birine bu sayının ne diyoruz arkadaşlarım? Basamağı diyoruz. Yani kaç tane rakamı yan yana yazarsam o kadar çok basamağım var. Mesela 123 sayısı kaç basamak? Bir sayı 3 basamak. Bir sayı 3, 3 tane rakamı var. Rakamların bulundukları basamaklara göre aldıkları değerlere de basamak değeri diyoruz. 123'te 3'ün sayı değeri de basamak değeri de 3. Ama 2'nin 123 olduğu için sayı değeri yine 2, basamak değeri de bildiğiniz üzere ne arkadaşlarım? 20. 100'ün de sayı değeri yine 1 ama basamak değeri ne?
120 neden? Çünkü yüzler basamağında. O halde bu cümleyi daha anlamlı bir şekilde bir daha okuyalım. Bir sayı oluşturan rakamların her birine, bu sayının basamağı, rakamların bulundukları basamaklara göre aldıkları değerlere basamak değeri, rakamların her birinin değerine ise sayı değeri denir. Tamam mı? Şimdi bakın elimizde burada dört basamaklı bir sayı var. 8213 sayısı. Basamak değerimiz ne? Mesela 3'ün basamak değeri birler basamağında olduğu için sayı değeri çarpı basamak değeri yani 3 çarpı 1'den 3. Ama 1'in basamak değeri 1 çarpı onlar basamağında olduğu için 10 yani 10. 2'nin basamak değeri 2 çarpı 100, 200. 8'in basamak değeri de binler basamağında olduğu için 8 çarpı 1000'den 8000. Ama sayı değerleri bildiğiniz yine 3'ünki 3, 1'inki 1, 2'ninki 2, 8'inki de 8, tamam mı? Sayılar çözümlenirken rakamlar bulunduğu basamağın değeriyle çarpılarak toplanır dedik. Yani A sayısının, A, B iki basamak sayısında. Birler basamağında ne var? B var. B çarpı 1. Artı onlar basamağında ne var? A var. 10A. Yani 10A artı B. Tamam. A, B, C 3 basamaklı sayısı da birler basamağında C var. C çarpı 1 artı 10B artı 100A. Şimdi A, B, C, D sayısı da 1D, 10C, 100B, 1000A. Değil mi? 1D, 10C, 100B, 1000A. Şimdi daha farklı çözüm tekniklerimiz de var. Yani daha farklıdan kastı aslında şu. Mesela A, B, C 3 basamak sayısında biz hani 100A artı 10B artı 1C diye 3 tane böyle ayırdık ya. Mesela diyor ki ben A, B, C sayısını 100A artı B, C sayısı diye de ayırabilirim. Nasıl yani? Şöyle ki yani mesela 247. Sen 247'yi 200 artı 40 artı 7 diye ayırabilirsin. Ya da 200 artı 47 diye ayırabilirsin. Bakın onu ifade ediyor. Yani A, B, C 3 basamak sayısını 100A artı B, C 2 basamak sayısı diye parçalamak aslında bu söylediğim yani 247'yi 200 artı 47 diye yazmaya denk getiriyor. Bir de bakın demiş ki ben demiş A, B 2 basamak sayısını 10'la çarpıp bir de C de ekleyebilirim. Yani 247 yerine şöyle yazıyor bakın 7 artı 10 çarpı 24 olamaz mı? 24 çarpı 10, 240, 7 daha 247. Farklı şekillerde de ayırabilir miyiz? Ayırabiliriz arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki çözümlemelerin sonuçlarını akılda tutmak uzun işlemler yapmaktan daha iyidir diyor. Bu bize hız kazandıracak arkadaşlarım. Mesela AB 2 basamaklı sayısıyla BA 2 basamaklı sayısını topladığımızda 10A artı B 10B artı A yani 11 parantezinde 11A artı 11B'den 11 parantezinde 11A artı B diye düşünebiliyoruz. Bakın 10A artı B eksi 10B artı A. Şimdi 10A'dan 1A çıktı 9A kaldı. 1B'den 10B çıktı eksi 9B kaldı. 9 parantezinde ne olur? A eksi B olur. Çok özür diliyorum. Evet. Şimdi 3 basamaklı ABC sayısından CBA sayısı çıkıyor. Yani 100A artı 10B artı C sayısından 100C artı 10B artı A'yı ne yapacağız? Çıkartacağız. 100 tane A'dan bir tane A çıkarsa 99 tane A kalır. 10 tane B'den 10 tane B çıkarsa hiçbir şey kalmaz. 1C'den 100C çıkarsa 99 tane de C kalır. Dolayısıyla 99 parantezinde A eksi C şeklinde ifade edebilirim ben bu durumu da. Şimdi bakın arkadaşlarım, dördüncü basamaktakinde diyor ki AB'nin karesi eksi BA'nın karesi. Şimdi biz bunu daha sonra çarpanlarma konusunda hatırlayacağız ama öğreneceğiz ama biz bunu lisede aslında öğrenmiştik. Bir hatırlayalım. İki kare farkı vardı hatırlıyor musunuz? X kare eksi y kareyi isterseniz x eksi y çarpı x artı y diye de ayırabiliyordunuz. Bir daha söylüyorum. X kare eksi y kareyi
x eksi y, yani birinci eksi ikinci çarpı x artı y, birinci artı ikinci şeklinde ayırabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada da iki kare farkı var. AB'nin karesi eksi BA sayısının karesi. O zaman bu ne olur? Birinci eksi ikinci, yani AB eksi BA sayısı çarpı AB artı BA sayısı olur. Dolayısıyla AB eksi BA sayısı nedir arkadaşlar? 10A artı B eksi 10B artı A, yani eksiyle çarpacağım için ne olur orada? 9A eksi B olur. Sonra AB sayısı ile BA sayısını toplarsanız bu kez de 11 tane A artı B olur. E siz 9 tane A eksi B ile 11 tane A artı B çarparsanız 99 tane A artı B çarpı A eksi B olur. A artı B çarpı A eksi B'nin de kısaca gösterilmiş hali, yani iki sayının toplamı çarpı iki sayının farkının kısacası neydi? İki kare farkıydı. A kare eksi B kare olur. O da 99 A kare eksi B kare olur. Hapşıramadım. Şimdi 3 tane yine sayım var. ABC sayısı, BCA sayısı, CAB sayısı. Şimdi arkadaşlarım ABC sayısı 100A artı 10B artı C şeklinde ifade ediliyor. BCA sayımda 100B artı 10C artı A, biliyorsunuz. CAB sayımda 100C artı 10A artı B. Dolayısıyla bakın 100 tane A birinci sayıda var. 1 tane A ikinci sayıda var. 10 tane A da üçüncü sayıda var. 111A artı 100 tane B ikinci sayıda var. 10 tane B birinci sayıda var. 1 tane B üçüncü sayıda var. 111B artı 100 tane C üçüncü sayıda var. Bakın ikinci sayıya bakın, orada da 10 tane C var. Ne yaptı? 110C. Birinci sayıda da bir tane C olduğu için o da 111C. Yani şu an elimizde 111A artı 111B artı 111C var. E bunları da 111 parantezine alırsanız ne olur arkadaşlar? A artı B artı C olur. Tamam mı? Şimdi hatırlatma. Bir sayının basamaklarında yapılan bir işlemde rakamlarının değişmesi sayının değerini değiştirir. Tabii ki değiştirir. Yani sen 123 sayısında onlar basamağındaki 2'yi bir anda 2'den işte 4 arttırıp 6 yaparsan, yani ne dediydik? 123 olsun. 123'ü tutup da 163 yaparsan sayın ne yapar? Onlar basamağını 4 arttırırsan sayın ne yaptı bak? 40 arttı 123'ten 163'e. Çünkü sen onlar basamağıyla oynadın. Yüzler basamağıyla, mesela yüzler basamağını 3 arttırsaydın sayı 300 artardı. Binler basamağını 5 arttırırsanız sayı 5000 artar arkadaşlar. Şimdi örnek vermiş, orada onu okuyalım. Bir sayının birler basamağındaki rakam sayısal değeri 7 arttırılırsa, bakın bizim söylediğimiz yere geliyor. Sayının değeri ne yapar? 7 artar. Onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 5 azaltılırsa sayının değeri ne yaparmış? 50 azalırmış. Tıpkı bizim söylediğimiz gibi. Şimdi rakamları farklı. En büyük 3 basamaklı negatif tam sayı diyor. Şimdi normalde en büyük 3 basamak negatif tam sayı 0 olan, en, yani 0'a yakın olan 3 basamaklı olması lazım. Hem 3 basamaklı olacak, hem negatif olacak, hem de en büyük olacak. Yani 0'dan şimdi gidin, eksi 1, eksi 2, eksi 10, eksi 20, işte eksi 90, eksi 99. En küçük, en büyük negatif 3 basamak sayı aslında eksi 100. Dolayısıyla bu da diyor ki ama rakamları farklı olsun diyor, eksi 101'i de veremem. Ne veririm? Eksi 102'yi veririm. Şimdi rakamları farklı. En küçük 3 basamaklı negatif tam sayı diyor. Bakın en küçük. Aslında en küçük negatif tam sayı ne? Eksi 999. Eksi 999 en küçük negatif tam sayı ama burada ne diyor bizden? Negatif, pardon, rakamları farklı diyor. O yüzden ne aldık? Eksi 987 oldu. Bunlar hep böyle hani aklımızın köşesinde dursunlar. Bir sayıdan rakamlarının toplamı çıkarıldığında kalan daima 9'un katıdır demiş. Bir sayıdan rakamlarının toplamı çıkarıldığında. Bakın mesela bakalım 102 sayısı. 102 sayısında
Rakamların toplamını çıkartın. Rakamların toplamı ne? 3. 102'den 3'ü çıkartırsanız sayı ne olur? 99 olur. Gerçekten 9'un katı mıdır? Evet, katıdır. Mesela eksi 987'den 9, 8 daha 17, 7 daha 24. 24'ü çıkartırsanız 963 sayısı yapar. 963 sayısı da 9'a tam bölünür mü? Bölünür. Neden? Rakamları toplamı 9'un katıdır. Hatta 18'dir. Bu da böyle bir bilgi olmuş. Şimdi en basamaklı. Yani biz hani demin diyorduk ya 3 basamaklı, 4 basamaklı, 5 basamaklı diye. Burada diyor ki en basamaklı, en küçük pozitif tam sayı. 10 üzeri en eksi 1'dir. Ne demek bu arkadaşlar? Şimdi mesela siz 3 basamaklı en küçük sayıyı biliyorsunuz ya, 100. Ne demek o? Aslında 10'un üzerinde 3 olmalı. Değil mi? Hayır, 2 olmalı. 100'de zaten ne var? Çünkü 2 tane 0 var. Bu da diyor ki işte 3 basamaklı en büyük sayıyı arıyorsam 3'den 1 çıktı. 2, 10 üzeri 2'den 100. En büyük pozitif tam sayıyı arıyorsanız o zaman da şöyle yapacaksınız. En basamaklı en büyük pozitif tam sayıyı da onun üzerine en koyacaksın. 10 üzeri mesela yine işte şöyle diyelim. 2 basamaklı en büyük pozitif tam sayı dediğimizde 10 üzeri 2 ne yapar? 3 basamaklı sayı yapar. 100. Yani ondan 1 çıkarttığınızda da en büyük pozitif tam sayı ne yapmış olursunuz? Bulmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi geldik, bunların sorularını nasıl çözüyoruz biz? Keşke çözümü olmasaydı ama neyse, çözümü de var. Tamam, ben size yine çözümsüzlerinden de çözdüreceğim. Şimdi 18. soruya bir bakalım bakın. A ve B birer rakam olmak üzere demiş. Bakın 4 basamakta 2 tane sayı var ve birbirlerine oranları var. Yani AB, AB 4 basamak sayısı, BA, BA 4 basamak sayısını oranlandığında da 25/19 çıkıyormuş. A artı B'yi soruyor. Şimdi ben o zaman ne yapacağım? Binler basamağında A var, 1000A değil mi? Artı 10A, 1010A ama 101B var. Aşağıda da şimdi ben öyle çözeyim onu. Mesela ben ne dedim? Herkes kendi kağıdını alsın eline. Ne yapmıştık? 1010 tane A var. 101 tane B var. Sonra ben bunları 101 parantezine alırsam 10A artı B geldi. Bölü, aşağıya bakıyorum. Orada da 1010 tane B var. 1010 tane B var. Artı 101 tane de A var. Dolayısıyla 101 parantezinde 10B artı A olur. 101'ler birbirlerini ne yapar? Götürür. Bir tanesi AB2 basamak sayısı, bir tanesi BA2 basamak sayısı. Bunların oranı 25/19 ise ki... Şimdi burada ne yapacağız? 25/19'u sürekli genişleteceğiz. Çünkü bakın bir tanesi AB. Mesela ben AB'ye 25 desem BA'nın 52 olması lazım ama aşağıda 19 var. Olmamış yani, yer değiştirdim. Ne olacak? Şimdi genişletirsem mesela 50/38 yapsam 50'nin sayıları yer değiştirdiğinde 0,5 oluyor. Yine olmuyor. 2 ile genişletmiştim. 3 ile genişleteyim. 75/57. Şimdi 75 ile 57 rakamları yer değiştirdiğinizde oluyor mu? Evet, birbirinin aynısı oluyor. Dolayısıyla AB sayısı 75, yani A 7, B de ne? 5 arkadaşlarım. A artı B'nin toplamını sorduğu için 12 oluyor. Anlaşıldı mı bu sorunun çözümü? Metin, anlaşıldı mı yavrum bu sorunun çözümü? Ya hocam bir tekrar anlasanız daha iyi olur ya. Ya evet, benim de böyle... Ben biraz geç anlayabiliyorum. Hiç hoşuma gitmedi böyle. Bir daha anlatmayı şöyle mi yapsak acaba? Bir video daha mı çeksem ben? Ne dersiniz? Çünkü burada ben yazmıyorum ya. Sanki ben yazmayınca olmuyormuş gibi geliyor. Ben burada gerçi bakın defterim var. Defterime yazdım hemen ama... bir taraftan siz de elinize kağıt kalem alsanız daha kolay olacak aslında. Bakın bir daha söylüyorum. Şimdi
AB 4 basamaklı bir sayı. B birler basamağında, A onlar basamağında, diğer B yüzler basamağında, diğer B de binler basamağında. Dolayısıyla B çarpı 1 B artı 10 çarpı A'dan 10A artı 100 çarpı B'den 100B artı 1000 çarpı A'dan 1000A. 1000A artı 10A'dan 1010A. 100B artı B'den 101B. Bunları da 101 parantezine alırsak 10A artı B oluyor. 10A artı B sayısı da 2 basamaklı AB sayısı. Dolayısıyla 101 tane AB sayısı oluyor. Şimdi diğerinde de paydasını aynı şekilde BABA sayısını 1000B artı 100A artı 10B artı 1A diye yazdığınızda 110B artı 101A oluyor. 101 parantezini aldığınızda da 10B artı A oluyor. 10B artı A dediğimiz şey de aslında bir iki basamaklı sayı. 10B artı A. Doğru mu? O da ne aslında? BA iki basamaklı sayısı. Yunus bir şey mi söylemek istedin? Aynen dedim hocam. Heh tamam. Sonra 101'ler birbirlerini götürdü. Şimdi AB iki basamaklı sayısını BA iki basamaklı sayısına bölmüşüz. Şimdi 25 bölü 19 kalmış. Ama olamaz ki bir tanesi AB bir tanesi BA. Yani birisi mesela 13 ise ötekisi 31 olmalı. Birisi ne bileyim 27 ise ötekisi 72 olmalı ama burada yok. 25 19 olmaz. 25'i rakamları yer değiştirdiğinde 52 olmalı ama payda ne 19. O zaman 25'i genişletiyorum. Şimdi 2 ile genişletsem 50 bölü 38 oldu mu rakamlar yer değiştirince 50'nin rakamları yer değiştirince 38'i verir mi? Hayır. 38'inkiler değiştirince 83'ü verir hatta. Bu da olmadı. O halde 25 bölü 19'u bu kez de 3 ile genişletiyorum. 25'i 3 ile çarptım 75. 19'u 3 ile çarptım 57. 75 ile 57'nin yerlerini değiştirdiğimde bu iş oluyor. Değil mi? O zaman AB 2 basamak sayısı 75 ve A 7, B de 5 arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bakın 19. AB 3 basamaklı, BC 2 basamaklı doğal sayılardır. Sonra diyor ki, şimdi ben bir kural uydurdum diyor. ABC sayısını kutu içine alırsam diyor. Yüzler ve onlar basamağındaki sayıyı alıp 2 basamaklı bir sayı yapıyorsun ve onlar ve birler basamağındaki alıp 2 basamaklı bir sayı yapıyorsun ve bu 2 basamaklı sayıyı topluyorsun. Ben böyle bir kural uydurdum diyor. Yani bir şeyin dışında kare yaparsam böyle bil. Eğer oval bir şeyle çizersen, bir elips çizersem etrafını o kez de ABC 3 basamaklı sayısından AB 2 basamaklı sayısı ne yapmamız gerekiyor arkadaşlarım? Çıkarmamız gerekiyor. Dolayısıyla şimdi bakın ne yapmış? 325'in önce etrafına bir yuvarlak çizmiş, sonra bir dikdörtgen çizmiş. Önce yuvarlağı yapalım. 325'in etrafında bir elips varsa, elips ne diyordu bana? O 3 basamak sayıyı bir yaz. 325 eksi AB sayısından da çıkar. AB sayın ne senin? 32. Bakın 1 ve 2. basamak. Yani yüzler ve onlar basamağı. 32. Bir kural uydurmuş. O zaman 325'ten 32'yi çıkarttığımda 293 kalıyor. Şimdi de 293'ün etrafında bir ne var? Dikdörtgen çerçeve var. 293 sayısında da ne diyor? İlk 2 yani yüzler ve onlar basamağındaki sayıyı al diyor. 29. Sonra onlar ve birler basamağındaki 2 basamaklı sayıyı al diyor. 93. Bu ikisi ne yap diyor arkadaşlar? Topla diyor. 122. Anlaşıldı mı? Bu sefer anladım vallahi hocam. Çok şaşırdım anlamış olmama. Aşk olsun Yunus. Niye anlamıyorsunuz? Ya normalde matematiği anlamam doğru düzgün hocam. Ne kadar dinlesem de unutuyorum çok çabuk. Bir de burada şimdi bir de tahtamız yok yani. Ben bu konudan çok müzdaripim. İnşallah. İkinci dönem. İnşallah. Bir an için siniriz ama baksanıza halime. Yani ben bile bu kadar stabil yaşarken şu hale geldim ya. İnanamıyorum yani. A ve B birer rakam. AB ve BA iki basamaklı sayılar. Tamam. Ve X eleman. 20. soru okuyorum arkadaşlar. X eleman tam sayı olduğuna göre AB artı BA X kare şartını sağlayan kaç tane AB sayısı vardır? Şimdi. Bakın şimdi.
AB sayısıyla BA sayısını toplayacak ya bu. Ben bunu yine çözümleme yaparsam birler basamağı B, onlar basamağı 10 olduğu için 10A artı B diye çözümleyeceğim. Artı BA sayısını da 10B artı A diye çözümleyeceğim. Bunları topladığımda 11A artı 11B olacak. 11 parantezini aldığımda da 11 parantezinde A artı B olacak. Şimdi diyor ki 11 çarpı A artı B'nin x kare gibi bir ifade olmasını istiyor. Şimdi bunun x kare gibi bir ifade olması için A artı B'nin de ne olması lazım? 11 olması lazım. Yani 11 çarpı 11 bir şeyin karesi, hatta 11'in karesidir. Değil mi? Çünkü x kare bir tam kare, yani bir şeyin karesi. Peki A artı B'yi 11 yapan sayılar kimler? Şimdi A'ya 1, B'ye 10 verirdim ama A da B'de rakam olmak zorunda. O yüzden 1'e 10 veremiyorum. Ne olur? 2'ye 9, 3'e 8, 4'e 7, 5'e 6, 6'ya 5, 7'ye 4, 8'e 3, 9'a 2. Yine 10'a 1 olmaz çünkü A ve B neydi arkadaşlar? Rakamdı. Dolayısıyla 8 tane böyle bir şey ifade yapabileceğim. 8 tane sayım var. Tamam mı? Şimdi şunu da çözelim. Vakitle ilgili henüz bir sıkıntımız yok herhalde. 2 basamaklı x'ye ve y'ye x sayıları için. Şimdi bakın 2 kare farkı yapmış yine. X eksi y'nin karesi eksi y eksi x'in karesi demiş. Ben ne demiştim iki kare farkında? Birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci diye açılır. Yani x eksi y eksi y eksi x çarpı x y artı y x sayısı diye açılır. O zaman x y eksi y x sayısı 9 parantezinde x eksi y'ye denk geliyordu. X'ye artı y'x sayısı da 11 parantezine x artı y'ye geliyordu. Nereden denk geliyordu bunlar? Yani nasıl pat diye o ikinci satıra geçtik? X'ye eksi y'x çarpı x'ye artı y'x nasıl oldu da 9 çarpı x eksi y çarpı 11 çarpı x artı y oldu? Söylemek isteyen var mı? Yani x'ye eksi y'x sayısı neden 9 çarpı x eksi y? Nasıl yani? Okusatmayı nasıl yaptık? Az önce yukarıda anlatmıştım. Konuyu anlatırken. Söylemek isteyen var mı arkadaşlar? Hocam çıkarma olduğu için değil mi? Çıkarmayı olduğu için Fatih. Nasıl oldu şimdi? Aslında bir onu biz ayırdık değil mi? Çözümleme yaptık. 10x artı y'den evet. 10y artı x'i çıkarttım. E ben 10x'den 1x çıkartırsam 9x kalır. 1y'den 10y çıkartırsam eksi 9y kalır. Bunları 9 parantezine alırsam x eksi y kalır. Tamam mı? 9 parantezine x eksi y çarpı 11 parantezine x artı y. Çünkü diğerlerini topladık. Onda 10 tane x artı 1 tane y var. Diğerinde de 10 tane y artı 1 tane x var. Topladığımda 11x artı 11y, 11 parantezinde x artı y. Dolayısıyla her iki tarafta x eksi y'ler var ya, şimdi onları birbirlerine götürdük. Götürdük ama aslında götürülmez. Başka işler yapılır. Onları dediğim gibi çarpanlara mı da öğreneceğiz. O zaman x eşittir y olabilir. Yani eğer x y'ye eşitse bu her zaman nedir? Geçerli olur bu ifade. O halde ya x eksi y'ye eşittir diyoruz ya da bunları götürdük. 99 çarpı x artı y 594 olacağından x artı y ne? 6. Ya x y'ye eşit ya da x artı y 6. Şimdi x y'ye eşit ise ne olur? 1 1 sayısı olur. 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9. Bunların hepsi olur. O zaman 9 tane bunlar var. Bir de ne dedik ki? Eğer x'in ve y'nin toplamı 6 ise bu da uyar bize dedik. X artı y'ye 6 yapan ifadeler kimler? 1'e 5. 2'ye şimdi 2 bir dakika aslında şuradan başlayalım. X artı y'ye 6 ya orada bir durum. Neden 0 vermedim? Yani neden x'e 0 y'ye 6 veremiyorum? Bunu söylemek isteyen var mı? Neden ya x'in toplamı 6'ymış ya. Neden x'e 0 veremiyorum da 1'den başladım direkt?
O zaman ortalık karışır çünkü yukarıdaki işlemlerde çarpım durumları var. Çarpımlardan birisine sıfır verdiğimiz zaman sayı otomatik olarak sıfırlanır. He, biz de çok mu korkarız? Sıfırlansa sıfırlansın Çağ. Ne olacak? O zaman sonuç değişir. Sonuca ulaşmamız çok daha zor olur. Dıt Dıt. Hocam yukarıda eşit dediğimiz için olabilir mi? Ne dediğimiz için? Eşit dedik yani yukarıda. Hayır, şimdi iki ayrı durum var. Yani bu ya böyledir, yani ya x ile y birbirine eşit sayılardır ki onda da sıfır vermedik bakın. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 verdik. Neden? Çünkü 0, 0 iki basamaklı bir sayı değil arkadaşlarım. İki basamaklı x, y ve y, x sayıları çıkıyor. Bakın en baştaki tanıma. Dolayısıyla x artı y 6 iken siz x'i 0 seçerseniz y 6 olduğunda 0, 6 sayısı iki basamaklı değil. Değil mi? O yüzden 0, 6 sayısı iki basamaklı mı? Bir basamaklı. Altı yani bildiğin altı. O yüzden olmaz tabii ki. Çünkü ne demiş? X, Y sayısı iki basamaklı demiş. O yüzden X'e sıfır vermiyorum. Bir, al, bir beş, iki, dört, işte üç, üç ki üç üçü yukarıda saydık. Dört, iki ve beş, bir. Dört tane de buradan geliyor. 13 tane oluyor. Anlatabildim mi? Sıfırı ne yapmıyoruz? Yani iki basamaklı bir sayıda x, y iki basamak sayısında x ne yapamaz? Sıfır olamaz. Ama y sıfır olabilir. Mesela 10 iki basamaklı sayıdır. Tamam. Sıfır var. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tamam. Ama 0, 5, 0, 4 olmaz. O zaman bu testi çözelim. Hadi bakalım kim çözsün birinci soruyu. Defterinizde önce çözebilirsiniz. Ben de bu arada bir peçete alayım. Siz orada acemi yandığına bakmayın. Size acemi demiyor. Konunun acemi istemek istiyor. Tamam mı? Üzülmeyin. Çok hazır. Yüze artı sıfır mı olacak? Artı üç falan bu soruda. 100A artı 3 diyebilirsin mesela Yunus. Çünkü zaten onlar basamağı yok değil mi? Sıfır. Artı Güzel oldu soru. Diğeri de başlıkta çözebilirim. Yunus Dört. çözmek istiyor musun? Aynen, çözeyim. Tamam, ay çok Dört. sevindim. Hadi. Deneyeceğim. 400A artı B artı C. 10 be. He, 10B artı C. Pardon, doğru. Yunus bir şey söyleyeceğim. Doğru gidiyorsun. Buradan çok güzel çıkar bu soru. Bak doğru gidiyorsun. Eyvallah. Ama şöyle de bir şey düşünebilir misin? Hani ilkokul mantığı düşünsene. 3'ten bir şey çıkınca 6 kalmaz. O 3'ten çıkmamıştır. 13'ten çıkmıştır. O komşuya Aynen. gitmiştir. Lütfen. 13'ten ne çıkarsa 6 kalır. 7. 7 mi hocam? 7. C7 cepte. Dursun orada. Değil mi? Aynen dursun. C7. Şimdi hatta ben yazayım, not alayım, dur. C7. Sonra C7 ise, şimdi orası o sıfır var ya, aslında biz demin komşuya gittik. Orası artık sıfır değil. 9 orada değil 9. mi? Aynen 9. 9'dan ne çıkarsa 4 kalır? 5. 5. B'de 5. Bu da tamam. Beş. Şimdi 4, 2 daha hani 6. A6 gibi geliyor bana ama A6 değil aslında. Ben ondan bir tane de aldım değil mi? A Beş ne? kaldı. Almıştık Hayır. ya bir tane. 7 oluyor, A7 oluyor. 7. A7 olacak. Yedi, altı oldu ondan sonra. Heh, Evet. 6'dan 4 çıktı 2 olacak. Dolayısıyla A artı B artı C diyor. A7, B5, 18. C7, 5. 11. 6, 5 daha 11. Çıkart diyor 18. ya. Bak A7, B5, C de 7. 7'den 7 çıktı 0, 5 daha 5. Cevap 5 değil mi? Bir Edirne. He, A'la B'yi topla 7 çıkar demiş ya. Oraya hiç bakmıyorum Olsun tamam. Şimdi bir ben. şey daha söyleyeceğim bu arada. Ben ders esnasında birkaç kişiyi aldım. Dersin bitmesine çok az kaldı. Onlar yoklamada yoklar. Hemen yoklamayı bir alıyorum. Umur. Burada mısın? Buradayım hocam. Tamam. Halis Can. Buradayım hocam. Fatih burada.
Yunus burada. Çağıl burada. Alperen. Buradayım hocam. Mustafa. Buradayım hocam. Ahmet Serhat. Hocam o çete buradayım yazdı. Tamam, tamam. Metin. Metin Dalga. Metin burada mısın? Buradayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu isimleri okumadığım birileri daha var bence. Kim var? Hocam ben varım. Yunus Emre. Ben hocam, ben de varım hocam. Dur bir dakika, yavaş yavaş. Kim var önce? Yunus? Yunus Emre. Deniz Güler. Dertli, Deniz Dertli. Bir dakika, Yunus Emre. Güler hocam. Güler. Deniz Dertli. Deniz Dertli, evet hocam. Tamam, başka? Necat Can var hocam. Kim? Necat Can. Necat Can. Can, Can değil mi? Evet. Necat Can. Tamam. Başka? Evet. Başka kim hocam, var? Toplamda 12 kişiyiz. Siz de dahil 13 kişiyiz. Ona göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vallahi süpersin. Doğru. Niye ne uğraşıyorsun mı? Tamam, listede de 12 kişi var. O zaman bir tane daha soru çözelim. Ben size bu soruları atacağım, tamam mı arkadaşlarım? Tamam hocam. İkinci soruya bakın. Aa, buldum. Bu soruları atayım size. Tamam mı? Bu da bu haftanın quiz'i olsun. Olur mu? Tamam hocam, olur. Tamam, yarın sabah atıyorum o zaman. Biz ama gene de çözelim ikinci soruyu. Biri biliyoruz artık. Ama siz gene yapın, okey? İkinci sorumuz ne? Kim yapsın? Bu arada Yunus 3 puan aldım. Teşekkür ederim. Kim yapmak ister? Yapacak birisi yoksa yapabilirim. O zaman sahalar benimdir. Ben başlıyorum. Şimdi toplama işlemi verildiğine göre ilk başta bakıyoruz. A 84, 3 tane B vermiş. Yani B'yi bulduğumuz zaman otomatik olarak işlem çok rahat bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi 4 ile neyi toplarsak 1 eder, yani 11 eder. 7'yi topladığımız zaman bence de 11 eder. O yüzden B'ye 7 diyebiliriz çok rahat bir şekilde. Sonrasında var, düzenleyip yazdığımız zaman A 84 artı 777 eşittir 10C1 şeklinde bir ibare çıkıyor. Ben de sonrasında yazacağım dediğin gibi. A 84 777 yaz dedin değil mi? Şurası evet. 1 oldu, tamam. 4, 7 daha 11, elde var 1 hocam. 8, evet, 7 8, daha 15. Bir de elde 16. Elde var 1. Evet, tekrar elde var 1. 7 ile bir şeyi toplamış, 10 bulmuş. Eldeyi eklersek 7'ye 8 olur. A da o zaman oradan otomatik olarak 2 çıkıyor. Baktığımız zaman A eşittir 2, B eşittir 7, C eşittir 6. Çağıl yine 1 puan daha aldı. Less one teşekkür minute. Bir dakikadan daha az kalmış. Yarın sabah yüklüyorum sisteme sorularınızı. Bu yine quiz yerine geçiyor. Yine süreli. Okey. Yine WhatsApp grubuna hemen size yazıyorum. Eklediğim esnada. Siz burada bakalım kaç soru varmış arkadaşlarım benim. Burada 8 tane soru varmış. Bu sorular sizin quiziniz. Tamam mı? Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Tamam hocam. Tamam hocam. Görüşürüz hocam. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.